Ću vam samo kratko reći, danas je u Bosni i Hercegovini dan žalosti. Bugün Bosna Hersek'te ulusal yas ilan edilen bir gün. Ove godine, za razliku od ranijih, cijela Bosna i Hercegovina je u znaku žalosti. Tüm Bosna'nın her tarafındaki tüm Müslümanlar şu anda bu üzüntüyü duyuyorlar. Dakle, na cijelom prostoru, na cijelom prostoru. Tamamen, yani her köşesinde Bosna'nın. Do sad je bilo samo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bugüne kadar sadece Bosna Federasyonu'nda ulusal yas ilan ediliyordu. I ovo je za mene, za moje kolege najtužniji dan. Bizim için de bu çok kötü, zor, acı bir gün. Kad se dešavao zločin 1995. godine, i ja sam znao za taj zločin, ja sam mislio tog dana da ću umrijeti. 1995'in 11 Temmuz'unda bu katliam yaşandığında o gün orada yani hissettiğim o acı duyguyla öleceğimi hissettim. Tako je to bio strašan zločin. Öyle kötü bir andı o. Ti si vidio da ubijaju ljude, za 5 dana oni su ubili toliki broj ljudi, 8372 čovjeka, za koje se za sad zna. Şimdi bilinene göre 8372 kişi orada katledildi. A ništa nisi mogao učiniti. Orada o insanlar katledilirken görüyoruz, duyuyoruz ama müdahale edemiyoruz. Bu çok daha kötü bir şey bizim. Ja ću večeras govoriti o tome kako se predsjednik Alija Izetbegović osjećao tih dana. Bu akşam yapacağım konuşmada da Alija Izetbegović'in o dönemlerde ne hissettiğini bu akşam anlatacağım. Govorit ću o Srebrenica i Alija Izetbegović. Bu akşam Srebrenica ve Alija Izetbegović hakkında konuşmam olacak. To je u najkraćem što sam htio da vam kažem. Ja ću se da kısaca böylece anlatmak istedim. I zahvaljujem vas što ste slušali. Ben de çok teşekkür ediyorum. Burada ağırlamaktan büyük bir gerçekten mutluluk ve memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bir süre önce Cumhurbaşkanımız Bakır Bey'i burada misafir etmiştik. Urfa'ya geldiler. Yanlış hatırlamıyorsam 3 gün burada kaldılar. Buradan Adıyaman'a da eşlik ettik, beraber gittik. Adıyaman'a da ziyaret ettiler. Ve o geldiği güne denk gelen tarihte de Eyüpiye Belediye'mizle beraber bir kültür evi açmıştık. Aliye İzzetbegoviç. Kültür evi ziyaret ettiniz mi bilmiyorum. Şimdi 5'te oraya gideceğiz. Oraya gideceksiniz. Çok güzel bir yer oldu. O ziyaretlerinin böyle bir şeyi de oldu, böyle bir bereketi de oldu. O güne denk gelmesi itibariyle de güzel bir açılışını da gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız orada hem Urfalı kardeşlerimize de hitap etme imkanı buldular. Bu yıl dönümünde, bir iki gün önce yıl dönümüydü. Tabii o katliamın, yaşanan vahşetin ve aslında bütün insanlığın battığı iki nokta var bu son dönemlerde. Bir tanesi Bosna Hersek'tir. Bir tanesi de halen işte Suriye'de yaşanan yine buna benzer katliamların yani insanım diyen, insanlık değerlerinden birazcık nasibini almış olan hangi din, hangi mezhep, hangi meşrep, hangi milletten olursa olsun bunun karşısında sessiz durabilmenin imkanı yok. Bosna'nın bizim için ayrı bir yeri var. Bosna Hersek'in Türkiye'deki bütün insanlarımızın gönlünde, kalbinde apayrı bir yeri var. Yaşadıkları yası yani emin olsunlar ki bu 81 milyonu da içinde hissediyor, yaşıyor ve canlı tutuyor. Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiklerinde de söylemiştim. Merhum Alija Izetbegović Bosnalı ama biz evin içinden biliyoruz. Öyle hissediyoruz, öyle görüyoruz. Kürdü, Türk herkes öyle. Onun mücadeleci kişiliği,
hayat felsefesi, insanlığa sunduğu yeni bir nefes, yeni bir şey var, yani yeni bir bakış açısı var. İlk günden başlayarak bugüne kadar onun o hatırasını ve temsil ettiği halkın hatırasını hep gönlümüzde canlı tuttuk.